da kayıplar olduğunu görüyoruz. Amerika'daki kayıplar daha yatayken Avrupa'da %1'in üzerinde kayıp veren bir hava var. Hemen şimdi GCM'ye gidelim. Sermet Doğan telefon hattımızda. Sermet'e merhaba diyelim ve gün hikayesi için söz bırakalım. Teşekkürler Aslı Hanım. İyi yayınlar. Küresel piyasalarda önce yönü belirleyen temel dinamiklerden söz edersek bunların Fed'in para politikasına ait piyasa beklentileri ve petrol fiyatları olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Son günlerde sıklıkla konuştuğumuz Fed yetkililerinin açıklamaları 16 Mart'taki son FOMC beyanatından sonraki tabloyu biraz değiştirdi. Nisan ayında bile, Nisan ayı kadar yakın bir tarihte bile faiz arttırımının masadaki seçeneklerden biri olabileceği mesajı doları uluslararası piyasalarda yukarı itmişti. Çünkü 16 Mart'taki açıklamalardan sonra piyasa böyle bir agresif yol haritası faiz tarafında izleneceğine ihtimal vermiyordu açıkçası, ama işte konuşan ve söz alan birçok FED yetkilisi bu tabloyu birazcık daha faiz arttırımlarını gündeme getirecek şekilde değerlendirdi. Doların bugünkü karışık veri akışına rağmen son yükselişlerine, dolar endeksinin tutunmaya devam etmesi MTF fiyatlarını da aslında baskı altında tuttu. Dolar endeksi, doların etkisi petrol tarafında da rol aldı. Ama ayrıca ABD'den gelen stok rakamları stokların artmaya devam ettiğini gösterdi bu hafta aldığımız datalara baktığımızda, ki düşüşlerdeki asıl faktör de bu gibi gözüküyor. Düşük MTF fiyatları petrol ile birlikte ve güçlü dolar Avrupa ve ABD'de borsaları aşağı çekti. İçeride ise TCMB'yi takip ettik, gündemdeydi. Koridorun üst bant faiz oranı indirildi. Sizin de söz ettiğiniz gibi geçlikte de fonlama oranı aşağı çekildi. Burada aslında dikkat çeken konu aylar sonra Merkez Bankası'nın sadeleştirme konusunu yeniden beyanatına almasıydı, yer vermesiydi. Sadeleştirmede aslında bu sadeleştirme üst bandı aşağıya çekerek sürecekse orta ve uzun vadede bu söz konusu adımlar TL'yi biraz savunmasız bırakabilir uluslararası piyasalarda. Yine de kurda yönü tayin edecek faktörlerin ağırlıklı olarak dışarıdan gelmeye devam edeceğini düşünüyoruz Aslı Hanım. Sermet Doğan'a çok teşekkür ediyoruz bu aktardıkları için.